Şimdi dalgaların ikincisi olan su dalgalarından bahsedeceğiz. Daha önceden yay dalgalarını anlatmıştık. Şimdi su dalgalarına baktığımız zaman su dalgalarını doğrusal ve dairesel olmak üzere iki çeşitte göreceğiz. Bu dalga kaynağına bağlı. Mesela parmağınızı suya dokundurduğunuz zaman ya da bir musluktan su damladığı zaman bunların oluşturduğu dalgalar dairesel dalgalar olacak. Diyelim ki bir elinizin kenarıyla vurdunuz suya veyahut da bir cetvelle vurdunuz. Bunların oluşturduğu dalgalar da doğrusal su dalgaları olacak. Şimdi bizim daha önceden bir tane formülümüz vardı. Bunu söylerken demişti ki bu formül bütün dalga çeşitlerinde kullanılacak. Bizim için önemli bir formül. Lambda eşittir V çarpı T formülü. Veyahut da T yerine 1 bölü F yazacak olursak lambda eşittir V bölü F formülü. Şimdi bu formül bizim için önemli bir formüldü. Hız formülü ve bunu bütün dalgalar için kullanabileceğimiz gibi su dalgaları için de kullanabileceğiz. Şimdi bir örnek üzerine görelim. Suyun derinliğinin her yerde aynı olduğu bir dalga leğeninden bahsediyoruz. Dalgaların hızının büyüklüğünü verdik. Dalgaların periyodunu verdik. Buna göre ikinci tepe ve beşinci tepe arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım neler var. Yukarıdaki formülü göz önüne alalım. Yani şu formüle bakalım. Bakın periyodun büyüklüğünü 0,5 olarak verdik. Dalgaların hızını verdik. Dolayısıyla buradan bulacağımız ifade dalga boyu olacak. Verilenleri nasıl kullanacağımıza dikkat edersek neleri bulabileceğimizi görebileceğiz. Şimdi formülümüz lambda eşittir V çarpı T idi. Formülde verilenleri yazalım yerine. Lambda bilmiyoruz zaten. Buradan bunu bulacağız. Hızının büyüklüğünü 10 olarak gördük ve periyodun büyüklüğünü de 0,5 olarak bulduk. Dolayısıyla buradan dalga boyumuzun büyüklüğü 5 santimetre olarak çıktı. Hızın birimi santimetre bölü saniye olduğu için dalga boyunun birimi de santimetre oldu. Şimdi bulmaya çalıştığımız şey ikinci tepe ve beşinci tepe arasındaki uzaklık. Biz şu dalga boyunun tanımını hatırlayalım. Dalga boyu ardışık gelen dalga tepeleri arasındaki uzaklıktı. İkinci tepe ve beşinci tepeden bahsediyor sorumuzda. O zaman ikinci tepe bu olsun. Üçüncü tepe bu olsun. Dördüncü tepemiz bu olsun. Beşinci tepemiz bu olsun. Birinci tepeyi ve geri kalanını çizmemize gerek yok. Çünkü bize sorulan şey ikinci ve beşinci tepe arasındaki uzaklık. Şimdi hatırlayalım tekrardan. Ardışık gelen iki tepe arasındaki uzaklığa biz bir dalga boyu demiştik. Bakın burası bir dalga boyu. Bir tane de burası, bir tane de burası. Yani ikinci tepe ve beşinci tepe arasındaki uzaklık neymiş? Üç tane dalga boyuymuş. Bir dalga boyuna biz 5 diyorsak 3 tane dalga boyu ne olacaktır? Aralarındaki uzaklık 15 santimetre olacaktır. Gördüğünüz gibi aslında sorunun çözümü basit. Yapmamız gereken şey soruda verilenlerin nasıl uygulanacağına dikkat etmek. Verilenleri nasıl kullanıyoruz? Onları getirip soruda yerine yazıp işlemimizin sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi diğer bir örneğimize bakalım. Bakın dalganın hızını soruyoruz. Sorunun kendisinde dalganın hızından bahsettiğimiz için yukarıdaki formülleri kullanmamız gerekiyor. Tabi burada verilenlere dikkat edelim tekrardan. Derinlik kabın her yerinde aynı. Şimdi bu bana ne anlatıyor? Onu söyleyelim. Şimdi hız ortama bağlı demiştik. Su dalgalarında hız derinliğe bağlıdır. Derinlik ne kadar büyükse hız o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla derinlik her yerde aynıysa yani hız değişmiyor demek istiyor aslında soruda. Bunu söylememiz lazım. Şimdi sorunun şeklinde bakın bir dalga şekli görüyoruz. Aslında burada şekle bakarsak bakın dalganın hani tepe ve çukurlardan oluştuğunu bildiğimiz için bakın bu bir yarım dalga. Arkadan bir yarım daha, arkadan bir yarım dalga daha geliyor. Tam bir dalga dediğimiz bir tepe ve bir çukurdu. O yüzden bizim buradaki 1,5 dalganın olduğunu görebileceğiz. Yani 1,5 dalga şöyle yazalım. 1,5 dalga 30 santimetre ise o zaman bizim o yarım dalgamız ne olacak? Yarım dalgamızın büyüklüğü de o zaman bunu 3'e bölecek olursak hani 1,5'u elde etmek için 10 santimetre olması gerekiyor. Yani her bir yarım dalgamız 10 santimetre uzunluğunda olacak. Bakın şuradan başlasın bizim tam bir dalgamız. Başlayıp burada bitsin. Biz buna bir dalga boyu diyorduk.
O zaman yarı her bir yarım dalga 10 santimetre uzunluk gösteriyorsa, burası 10 santimetre ise de burası da 10 santimetre. Buradan neyi görmüş olacağız? Şu uzaklık 20 santimetre olmuş olacak ve bu da dalga boyunu vermiş olacak. Şimdi sorumuzun çözüm kısmına gelelim. Bizim formülümüz lambda eşittir v bölü f. Neden bu formülü kullanıyoruz? Çünkü frekanstan bahsediyoruz. Bakın frekansı 3'müş. Artık dalga boyunu biliyorum. Frekansı biliyorum. O zaman dalganın hızını bulabilirim. Frekans burada paydada olduğu için yukarıya çarpım olarak atacağım. Hızını bulmak istiyorum. Dalga boyu ve frekansı çarpacağım. Dalga boyunun büyüklüğü 20 cm'ydi. Frekansın büyüklüğü 3 saniye üzeri eksi 1. Bunları çarpacak olursak da elde edeceğimiz büyüklük 60, birimi de santimetre bölü saniye olacak. Gördüğünüz gibi aslında basit bir soru mantığı. Dikkatli bakmak gerekiyor. Sadece verilenlerin neler olduğunu anlamaya bakıyoruz. Şimdi yeni bir örnek yapalım. Yeni örneğimizde su dalgalarının hızının ortama bağlı olduğunu söyleyeceğiz öncelikle. Bir daha hatırlatalım. Biraz önce cümle içerisinde söylemiştik. Dalgaların hızı ortama bağlıdır. Yani burada su dalgaları da derinliğe bağlıdır demiştik. Ve derinlikle nasıl değişiyor ondan bahsedelim. Derinlik arttıkça hız da artacak. Derinlik arttıkça hız artacak. Bu bizim için önemli. Peki derinlik ve hız... Madem doğru orantılı, peki hızın içinde olduğu bir formülümüz vardı. Biraz önce söylemiştik. Oradan devam edelim. Dalga boyu ve hız aslında doğru orantılıydı. Tabi dalga boyunu hız etkiliyordu. Bir de periyot etkiliyor dalga boyunun büyüklüğünü. Peki periyodu etkileyen şey neydi? Kaynaktı. Kaynak değişmediği sürece periyot değişmiyordu. Yani derinliğin değişmesi direktmen hızı etkiliyor. Hızın değişmesi de dalga boyunu etkiliyor. Eğer derinlik bakımından bakıyorsak ya da dalga boyunu etkileyen şey ikinci şey derinlik değişmiyorsa hız değişmiyordur. O zaman periyot etkili olacak ya da frekans. Peki şu yorumumuza bakalım, şu örneğimize. Bir dalga lehinde oluşturan periyodik su dalgalarının dalga tepelerinin üstten görünüşü şekildeki gibi. Buna göre neler söyleyebiliriz? Bir yorumlayalım. Bakın dalga kaynağımız burada ve dalgamız sürekli çıkıp bu tarafa doğru hareket ediyormuş. Peki devamında neler görüyorum? Bakın biz ne biliyoruz? Bunlar dalga tepeleriymiş ve ardışık gelen dalga tepeleri arasındaki uzaklığın biz dalga boyu olduğunu biliyoruz. Yani şu her bir ara mesafe dalga boyunu veriyor. Şimdi peki ne gözlemliyorum ben? Dalga boyunun giderek büyüdüğünü gözlemliyorum. Bakın mesafe giderek açılıyor. Dalga boyunun büyümesi için yukarıdaki formülümüzü tekrardan hatırlayalım. Dalga boyunun büyümesi için iki ihtimal var. Ya bu büyüyecek ya bu büyüyecek diyeceğiz. Ve biz periyodun değişmediğini düşünelim. Yani frekans ve periyot sabit. O zaman ne olması gerekiyor? Dalga boyunun büyümesi için hızın artması gerekiyor. Hız artıyorsa aslında artan şey başka nedir? Derinliktir. Çünkü derinlik arttıkça hız da artıyor demiştik. Yani derinlik artar. Şimdi bu derinliğin değiştiği durumdur. İkinci bir şey olarak da derinliğin sabit olduğu yorumunu yapabiliriz. Şimdi derinliğin sabit olduğunu düşünelim. O zaman ne olacak? Şimdi derinlik sabit, o zaman hız sabit olacak formülümüzde. Hız sabitse o zaman dalga boyu değişiyor, görüyorum yani. Dalga boyu değişiyorsa frekans ve periyot değişiyordur. Yalnız burada periyot artmıyordur. Çünkü şöyle yorum yapmamız lazım. Şimdi bu kaynağımız sürekli dalga üretiyor. Ve kaynaktan ilk çıkan dalgamız en yakındaki değil. Çünkü ilk çıkan dalgamız, hani bunu bir yarışma olarak düşünün. En önde olan olacak. Yani bu birinci dalgamız, işte bu ikinci dalgamız, bu üçüncü dalgamız, dördüncü dalgamız, beşinci dalgamız olacak sırayla. Madem öyle, o zaman ben dalga boyuna bir bakayım.
Dalga boyu büyüyor mu, küçülüyor mu? Bakın buna göre göreceğim. Şimdi iki tane yorum yapıyorum. Dediğimiz gibi bakın öncelikle frekans ve periyodun sabit olmasını düşündüm. Bu dalga boyunun giderek bu kısımda daha büyük olduğunu görmüştüm. Bunun derinliğin büyük olmasından kaynaklandığını söyledik. İkinci versiyonda derinliğin sabit olduğunu düşündüm. Bu tip yorumumda ilk çıkan dalganın kim olduğuna bakacağım. İlk çıkan dalga bakın birinci olan, ilk önde gelen bu. O zaman ilk baştaki dalga boyuna bakın. Bayağı büyükmüş. En son çıkan dalgaya bakın. Giderek küçüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu durumda dalga boyu azalıyor. Hemen formülümüzü düşünelim. Lambda eşittir V çarpı T'ydi. Şimdi biz ne düşündük burada? Derinlik sabit diye düşündük. Derinlik sabitse hız sabit. Ama dalga boyu giderek küçülüyor görüyorum. O zaman dalga boyu küçülüyorsa periyot da azalıyordur. Hatırlarsanız daha önceleri şöyle bir formül vermiştik. F eşittir 1 bölü T demiştik. Hani frekans ve periyot ters orantılıydı. Eğer periyot azalıyorsa frekans da artacaktır dememiz gerekiyor. Yani bu tip sorularda iki tane yorum şeklimiz var. Bir, frekans ve periyodu sabit kabul ediyoruz. Bu durumda dalga boyuna bakıyoruz. Dalga boyu büyüyorsa derinlik büyüyor, hız büyüyor. Ve ikinci yorum olarak da derinliği sabit olarak kabul edip, yani hızı sabit olarak kabul edip periyodu değişken olarak alacağız ya da frekansı. Bunun için de ilk çıkan dalgaya bakaraktan dalga boyu artıyor mu azalıyor mu ona bakıyoruz. Ve dalga boyunun değişimine bağlı olarak da frekans ve periyotla ilgili yorum yapıyoruz. Şimdi diğer bir örneğimiz, yine K noktasında doğrusal su dalgalarımız var ve bunu üreten bir kaynaktan bahsediyoruz. Kaynaktan çıkan dalgaların üstten görünüşü nasıl olur? Bakın K noktasındaki çıkan dalgalar ne olacak? İlerlemeye başlayacaklar. Yalnız bir şey görmemizi istiyoruz bu soruda. Şimdi bu su dolu kabımızda bakın başlangıçtaki derinlik kırmızı kalemle gösterdiğimiz mesafeyken bu mesafe giderek azalıyor. Eğer dikkat edebiliyorsanız. Şimdi bu mesafenin azalması aslında bize neyi gösteriyor? Aslında bize derinliğin giderek azaldığını gösteriyor. Ve derinlik sürekli azalıyor dikkat ediyorsanız. Derinliğin sürekli azalması bize neyi gösteriyor aslına bakarsak? Şimdi soruda gördüklerimizi yazalım. Derinlik azalıyor bakın. Derinlik azalıyorsa o zaman dalgamızın hızı da azalıyor demektir. Ama biz kaynakla uğraşmıyoruz. Yani kaynakla herhangi bir oynama yapmıyoruz. Dolayısıyla periyodumuz sabit kalıyor. Frekansla beraber. Çünkü kaynakla uğraşmadık. Bizim bir formülümüz vardı. Lambda eşittir V çarpı T. Şimdi bu formülümüzü düşünelim. Hızımız değişiyor. Çünkü derinlik azalıyor. Hız azalıyor dolayısıyla. Ama periyot değişmiyor. Dolayısıyla dalga boyu da azalmaya başlayacak. Dalga boyu giderek küçülecek. Yani şu bölgelerdeki dalga boyu daha küçük olacak. Çünkü derinlik küçük. Bu bölgelerdeki dalga boyu daha büyük olacak. O zaman biz üstten görünümü çizelim. Hani nasıl olacak? Başlarken dalga tepeleri arasında dalga tepelerini çizdiğimizi düşünelim. Bu tepeler arasındaki mesafeler bayağı büyükken ilerleyen zamanlarda bu aradaki mesafeler giderek küçülecek. Bunun nedeni dediğimiz gibi derinliğin giderek küçülmesi olacak. Yani bizim dalgamızın şeklini çizecek olsaydık bu şekilde ilerlediğini düşünmemiz gerekecekti. Dalgaların üstten görünümü de böyle olur. Buradaki düşünce tarzımız nedir? Frekans ve periyot değişmiyor. Kaynak değişmiyor. Kaynak değişmiyor ama derinlik azaldığı için hız azalıyor diye düşündük. Şimdi bir başka örnek yapalım. Şimdi bu örneklerimiz yansımayla alakalı olacak. Şimdi hatırlarsanız yay dalgalarına da aynı şöyle söylemiştik. Demiştik ki sonuçta bu bir enerji. Ve bu enerjiyi engele yolladığınız zaman engelden bu geri yansıyacaktır. Yansıma su dalgalarında biraz optikle alakalı gibi olacak. Düzlem engelden yansıma, yani doğrusal bir engelden yansıma. Bir de parabolik engeller olacak. Yani optikteki küresel aynalar gibi. Şimdi bu optikteki düzlem ayna gibi düşüneceğiz. Burada ne vardı? Yansıma kanunları vardı. Yansıma kanunlarına göre sorumuzu çözmeye çalışacağız. Peki yansıma kanunlarının temeline ne vardı? Işının geldiği açı yansıma açısına eşit olacaktı. İşte bir de normal çizmemiz gerekiyordu. Zaten bunları biliyoruz optikten. Şimdi bunları uygulayalım.
Şimdi nasıl yapacağız? Önce ışının bu tip sorularda bakın noktalarımız var. K noktası, L noktası. Ortaya genellikle O noktası diyoruz. Biz bunu alalım. Şimdi her bir noktadan birer ışın yollayalım. Yani K'dan, O'dan, L'den birer ışın yollayalım ve bunları yansıma kanunlarına göre yansıtalım. Yansıma kanunlarına göre tekrardan hatırlayalım. Şimdi O noktasından giriyoruz bakın buraya, O noktasına. Ve buraya yüzeye çarptığı yerden bu ışına bir dik çiziyorum. Hayali bir doğrultu, buna normal diyorduk. Ve bu açıya, eşit açı yapacak şekilde ışınımı yansıtıyordum. Bu O noktasının gittiği doğrultu. Yansıma açısı da 30 derece. Çünkü bu yani yüzeyle yaptığı açı 30 derece. Aslında gelme açısı kaç dereceydi? 60 dereceydi. Çünkü gelme açısı ve yansıma açısı normalle yaptığı açılardı. Bunu optikten hatırlıyoruzdur. Şimdi aynı ifadeyi yani bu yansıma biçimini K ve L için yapalım. Bakın K'dan yolladığımızı düşünelim. Aynı açıyla gelecek tabii ki. Ve yüzeyin normali çizdiğinizi düşünün. Normali burası olsun. Ve geldiği açıyla geri yansıtalım. Yani geldiği açı dikkat ediyorsanız bakın O'dan gelen açı ışınla bu K'dan gelen ışınlar birbirine paralel. O zaman yansıyanlar da birbirine paralel olacak. Buradan paralel bir ışın yansıtalım. Bu K'nın gittiği doğrultu. Bu O'nun gittiği doğrultu. Ve bir de L'nin gittiği doğrultuyu yapalım. Bakın L'ninkini de yapalım. L'den gelen ışınımız ve yüzeye çarptıktan sonra bunlara paralel yansısın yine. Ve L'nin doğrultusu da bu olsun. Şimdi hatırlayalım bakın dalgamızı. Dalgamız doğrusal bir dalga. O zaman yansıyana doğrusal bir dalga olacak. Bunları birleştireceğiz. Ve bu şekilde yansıdığını göreceğiz. Şimdi yansıma açısını görüyorsunuz 30 derece. Şimdi sorularda iki çeşit geliyor. Bir O noktasını uzattığınız zaman yatayla açısı sorulabiliyor 30 derece. Bir de bakın bunu uzatıp şuradaki açıyı sorabiliyor. Buranın 90 derece olduğunu unutmayın. 90, 30, o zaman buraya da 60 derecelik bir açı kalacak. Çünkü bakın burada küçük bir üçgen elde etmiş olduk. Şimdi mantığını tekrar hatırlatalım. Şimdi doğrusal engellerden yansıma yaparken dalganın her ucundan birer ışın yolladığınızı ve bunu yansıttığınızı düşüneceksiniz. Ve buna göre ışının izlediği yolu çizeceğiz. Şimdi aynı kuralı bir yandaki örnek için yapalım. Bakın X ve Y dalga parçam var ve bunlar engeli geliyor ve bunları yansıtayım. Yine O noktası bu orta nokta olsun. Önce O noktasıyla başlayayım. Bunu geldiği açıyla yansıtayım. Şimdi O noktasını yansıtmaya devam edeyim. Hani geldiği açıyla yansıyacaksa burası 40 derece olacak. Aynı şekilde 90 olduğu için buraya 50 derece kalacak. Ve geldiği açıyla geri yansıyıp çıkıp gidecek. Yani O noktası buradan yansıyacak. Ve buradaki açısı 50 derece olacak. Çünkü 40, 50 ve 90 bir dik üçgenin açıları. Şimdi X için yaptığımızı düşünelim bakın. X için biraz daha yukarıdan geliyor görebiliyorsunuz. Yine bakın doğrultuların paralel birbirine. Şimdi yansıyan ışın da O'nun yansıyan ışınına paralel olacak şekilde yansıtacağım. Aynı şekilde yine O'dan geçene paralel olacak şekilde yansıtacağım. Ve de bu X'in doğrultusu olacak. Yine açımız 50 derece tabii ki. Bir de Y için yapalım aynı ifademizi. Bakın Y biraz daha aşağıdan geliyor görebiliyorsunuz. Tabii paralelliği bozmuyorum. Yansıyanlar da paralel olacak. Ve yansıyanları paralel olarak yansıtıyorum. Ve bizim X, Y ve O'yu birleştirip O'dan bir dik olarak çekip hareket yönünü bulmuş oluyoruz. Yine bakın yüzeyle yaptığı açı 50 derece. Eğer burayı uzatırsanız burası 90 derece olduğu için bu yatayla yaptığı açı eğer bize burası soruluyorsa 40 derece olmuş olacak. Şimdi bir diğer örneğimize bakalım. Bir diğer örneğimizde yine aynı mantık olduğunu göreceğiz. Yine bu O noktasıyla başlayalım. O noktasını devam ettirelim. Bakın ışın geldi. Bu dikkat ediyorsanız bunlar birbirine paralel. Burası 40 derece ise buradaki açı da 40 derece olacak. Ve bunu yansıttığımızı düşünelim. 40 derecelik açıyla yansıtalım. Buradan ne olacağını görelim.
buradan yansıtacak olursak 80 derece, hani şurası 40 ise 80 olduğu için burası 100 derece bir geniş açı olmuş olacak. Görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ışın aslında bu tarafa doğru gidiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ve bu engele geldikten sonra ne olacak bu? Tekrardan yansıyacak. Şimdi onu daha rahat görmek için biraz daha geniş çizelim bakın. Tekrardan sadece şu kısmını çiziyorum. Şimdi bizim ışınımız geldi buraya. Bakın şu mavi olanı çiziyorum. Ve buradaki açısının tamamı 100 derece. Şimdi yansıma kanunlarını hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Bir normal çiziyorduk. Bakın bu bizim normal doğrultumuz olsun. Buranın tamamı 100 dereceydi ki normal 90 derece demek. O zaman buraya 10 derece kalacak. Ve normalle yapılan açıya eşit olacak şekilde bir açıyla geri yansıması gerekiyor bu ışınımızın. Şimdi onu yapalım. Ve buradan yansıtalım. Yani buradan ışın yansıyacak ve bu tarafa doğru 10 derecelik bir açı olacak. Şimdi aynısını hani bu yaptığımız ifadeyi A için yapalım. Bakın A noktası için yapıyoruz. Işınımızı buradan yolladık. Yine paralel geldi. Yine buna paralel olarak yansıyacak. Bakın daha yukarıdan geldiği için daha yukarıdan yansımasını bekliyoruz. Bakın B noktası daha alt kısımdan geldiği için daha alt kısımdan yansıyacak. Yani A noktasından yansıyan ışınımız buralara düşmesini bekliyoruz. Yani A noktasından yansıyan ışınımız bakın şu noktalara gelecek. Yine yansıması da buna paralel olacak. Bu şekilde. Burası A noktası, burası O noktası. Şimdi B için yapalım. Bakın yine paralel yolladık. Yine bunlara paralel olarak gönderdik ve yine paralel olarak yansıtacağız. Yani B'den gelen ışın bakın artık buraya düşüyor ve B'nin yansıyanı da bu. Ve dalgamız bu şekilde devam edecek. Unutmayın, burası 10 dereceydi. Tamamı 90 olduğu için burası 80 derece olacak. Eğer bunun uzantısını yani buradaki açıyı soruyorsa da 90 derece burası olduğu için buraya da 10 derece kalmış olacak. Şimdi çok küçük bir özellik söyleyelim. Hatırlarsanız düzlem aynalarda biz görüntü almak için simetri alma yöntemi uyguluyorduk. Şimdi basit bir şekilde anlatalım. Sadece yukarıdaki örnek, şu kare örneği için bakalım. Burada bir yöntem söylemek istiyoruz aslında. O da şu olacak. Şu KOL'nin şu aynaymış gibi düşünelim. Buraya göre simetrisini alalım. Bakın K'nın simetrisini alıyorum. Simetri almak neydi? Bunu olduğu gibi katlamaktı sistemin üzerine. Bakın K'yı katladık buraya denk geldi. Bakın O biraz daha aşağı düştü şurada bir yerde. L daha da aşağı düşecek burada bir yerde. Yani KOL'nin simetrisi bakın bu şekilde olacak ki eğer dikkat ediyorsanız bunun aynısı olmak zorunda. Eğer dikkatli çizecek olursanız. Zaten şuradaki açı hani simetrisini aldığınız için buradaki açı da 30 derece olacak ki bakın iş ters açılardan 30 dereceye denk geldiğini görebileceksiniz. Bu da bir yöntem olarak kullanılabilir.